BİM'den aldığım Kumtil'in vakum makinesini sizlere tanıtmak istiyorum. Aslında memnunum. Bundan önce kullandığım başka bir makine de vardı. Hemen hemen aynı performansı veriyor. Üzerindeki tuşların işlevlerinden bahsedeyim size. Bu içinde sıvı olan bir vakumlayacağınız herhangi bir gıda maddesi de herhangi bir şey varsa onun için şurada bir su haznesi var. Bu çıkabiliyor. Boşaltılabiliyor. Bu bunun için. Bunu hani çıkartmanıza gerek yok normalde. Üstünde kalabilir. Şöyle tekrar takayım bunu. Bu işte sıvılar için, eğer içinde sıvı olan bir şeyi vakumlayacaksanız bunu kullanmanızı öneriyorlar. Şu aparatla beraber kullanılıyor. Vakum kaplarında kullanılıyor. Bir tarafını şurada olan bir delik var. Buraya takıyorsunuz. Diğer tarafını vakum kabına takıyorsunuz ve bu şekilde vakum yapabiliyorsunuz. Ortadaki tuş sadece mühür tuşu. Yani atıyorum poşetlerinizi böldünüz ve mühürlemek istiyorsunuz. Kendi boyla, yani kendi ihtiyacınıza göre boylarda hazırladınız. Bunu kullanıyorsunuz. Bu klasik tuş. Vakum artı mühürleme tuşu. Buna bastığınızda da vakumluyor ve aynı zamanda mühürlüyor. Kendisi yapıyor bu işlemi tamamen. Soft'a da basılı tutarsanız aynı zamanda soft'ta şöyle bir özellik var. Yumuşak malzemeleri vakumlarken kullanılıyor. Atıyorum işte bir meyve mi vakumlayacaksınız. Buna benzer şeylerde soft'u kullanabiliyorsunuz. Ürün güzel tasarlanmış, güzel düşünülmüş. Altta bir kablo serim bölümü de var. Şöyle serip kabloyu tamamen kablosu şekilde köşede evinizin, mutfağınızın bir köşesinde kullanabiliyorsunuz. Tasarımı gayet güzel. Fiyat olarak da bence uygun. Hani muadillerine göre. İçinden bir poşet çıkıyor. Bu sanırım bir 5 metre kadar var diye hatırlıyorum. Tabii kutu yanımda değil. Biraz hani bakılabilir o. Daha sonra da tanıtmak gerekirse poşet bu şekilde. Örnek bir size vakum yapalım. Bir bıçağa ihtiyacım olacak. Poşeti istediğiniz burada ayarlayabiliyorsunuz. Kesinlikle. İlk önce bir tarafını mühürlüyorum. Şurası mühür bölümü. Sadece mühürlemek istediğimizi buraya koyuyoruz ama vakumlamak istediğimizde şu orta bölüme getirmemiz gerekiyor ki vakumlayabilsin. Bu herhangi bir poşetle çalışmıyor. Vakum poşetlerinin bir özelliği var. Bir tarafı tırtırlıdır. Bu da hava boşluğu yaratır ve vakumun olmasını sağlar. Makinenin vakum yapabilmesini sağlar. Tamamen düz poşetlerde mümkün değil. Ya da içine bir parça şundan kesip normal poşetin içine koyarsanız yine vakumlayabilirsiniz. Ama vakum poşeti kullanmak sağlık açısından da daha iyi. Çünkü bunlar BPA free oluyorlar. Şimdi ben mühürleyeceğim için biraz daha kısa tutuyorum. Şuradan ilk mühürümü atacağım poşete. Kapattığım iki taraftan emin oluyorum. Mühür tuşuna basıyorum. Bence makinenin tek sorunu bu. Mühürlerken bu sesi neden çıkarttığını bilmiyorum. Normalde çıkartmaması lazım. Çünkü ısıda çalışan bir sistem tamamen. Açtım. Birinci mühürümüzü attık. İkinci mühürümü atacağım garanti olsun diye. Ben genelde böyle yapıyorum. Herhangi bir açılmaya sızmaya karşı. İki taraftan kapattım. Işığın yanıp sönmesini bekliyorum. Şimdi açabilirim. İkinci mühürümü de attım. Şimdi neyi vakumlayacaksam içine koyuyorum. Ben bugün peynir vakumlamak istiyorum. Vakumlayacağımız ürünü poşete koyduk. Ben dediğim gibi peynir poşetli vakumluyorum. Bu sefer biraz daha ileri koyuyorum. Vakum haznesine doğru. Şurada zaten muhtemelen havayı kesip hava kaçağını önleyen bir şey var. Plastik var. Yumuşak bir plastik. Kauçuk gibi. O havanın kaçak olmasını önlüyor. Şimdi aynı şekilde kapağını kapatıyorum. İki taraftan bastırıyorum. Bu sefer bu tuşa basacağım. Hem vakumlayacak. Ondan sonra da
Aynı zamanda mühür yapacak. Ben burada eğer sağda solda yine hava boşlukları kalırsa elle havayı yönlendireceğim. Mühür atıyor şimdi. Tamam. Yanma sönme bitti. Hepsi bu kadar. Ama ben tabii yine garanti olsun diye bir mühür daha atacağım. Ekstradan. Bu sefer sadece mühüre basıyorum. Bir soğumasını bekliyor. Böyle bir durum var bir de. Birkaç saniye. Çalışmıyor. Şey yapan bir ölçen bir şey var. Hepsi bu kadar. Buzdolabınızın alt bölmesinde de uzun süre saklayabilirsiniz ama tabii ki çok uzun süre değil. Ben genellikle böyle saklıyorum vakumlayıp ama buzdolabınızı da alabilirsiniz.